Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilginç bir kampanyadan bahsedeceğiz. Öncelikle tabii yine 2017'de %20 artış gösteren dijital bir kampanya bu. Ve Eti Popcake. Şimdi biraz önce programdan önce de soruyordum. Nasıl bir şöyle flash bir patlamayla girelim diye. Türkiye nüfusunun yarıdan çokunun tattığı bir ürün. Değil mi? Bunun kampanyasından bahsedeceğiz ve burada hakikaten içgörülerle hareket edilmiş ve buna işte reklam dilinde dediğimiz gibi işin jingle'ı, müziğiyle birlikte bambaşka bir hava yaratılmış bir kampanyadan bahsedeceğiz. Şimdi müsaadenizle konuklarımı tanıtayım. Efendim konuklarım, Eti Dijital Pazarlama Müdürü Didem Usluer Özel, hoş geldiniz. Merhabalar. Youthworks Ajansı'nın Başkanı Serhat Gürcü, hoş geldiniz. Merhaba, selam. Şimdi senin APO diye biliyoruz hepimiz ama o kadar çok böyle nick'in de var ki, yani aslında Abdurrahim Akça ve APO diye de hitap ediliyor. Gençlerin sevgilisin, şu programa girene kadar selfie çekmekten bir hal ol. Yorulmadın değil mi? İyisin. Yok, yani. Yok. Süper. Didem Hanım, şimdi Eti çok köklü bir Türkiye markası. Herkesin sevdiği, herkesin evinde olan bir ürün. Biraz isterseniz bu tabii dijitale geçişle işin üretimi ve yapısında da bir takım değişiklikler oluyor. Biraz markanın geçmişinden bahsedelim ve sonra Eti Popcake'e girelim. Tabii ki. Eti aslında en büyük değerlerinden biri yenilikçilik olan bir marka. Pazarlama iletişimine ve reklama bakış açısı da böyle. 3 yıldır da dijital pazarlama departmanımız var ve bu dijital iletişim konusunda çok aktif bir şekilde bu dünyanın içerisinde yer alıyoruz. Farklı farklı eğlenceli kampanyalar yapmaya çalışıyoruz. Eti'nin ana hedef kitlesi çoğunlukla gençlerden oluştuğu için de onların hayatı dijitalde. Aynen öyle. Evet, YouTube'da yaşıyorlar, Facebook'ta yaşıyorlar, Instagram'da yaşıyorlar. Biz de onlara o mecralara özel içerikler nasıl yapabiliriz? Onların en sevdiği kişilerle onları nasıl buluşturabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz ve çok da keyifli projeler çıkıyor. Birinde bugün konuşacağız. Birinde bugün konuşacağız. Peki bu Eti Popcake projesi sene başı zaten girmişti yayına. Nasıl bir brief alışverişi oldu? Yani nasıl bir alevle gittiniz? Nasıl oldu bu aslında, iş? Aslında her şey bir TV reklamıyla başladı. 2017'nin başında biz bir televizyon kampanyası yayınladık. Aslında Popcake'in marka ekibinin yarattığı, hı-hı, bir projeydi o. O kampanyayı biz YouTube kanalımıza da yükledik. Altına gelen yorumlarda o kadar ciddi bir beklenti oluştu ki. Çünkü televizyon reklamının sonunda küçük bir kuple bir jingle müziği vardı. Böyle biraz modernize edilmiş bir Ankara havası diyelim. ve bu şarkının devamı var mı? Ben bunu telefonuma zil sesi yapacağım. Bu melodiyi nerede bulurum? Uzununu anında nerede bulurum? Geri dönüş alıyorsunuz değil mi bu tabii tip şeylere? Tabii ki çok ciddi derecede bir geri dönüş aldık. O güne kadar da Popcake hep TV reklamlarında böyle paketi konuşan bir markaydı. Bizim için de ilk defa tüketiciyi dinleyen marka olma fırsatı da doğdu. Biz o heyecanla Serhat'lara koştuk. Dedik ki bu şarkının devamı isteniyor. Ama biraz önce de söylediniz, bu tüm Türkiye'ye hitap eden bir marka. Evet. Öyle hani tek bir hedef kitlenin beğeneceği bir şarkı olmaması lazım. Yani herkesin beğeneceği bir şey olması lazım. Çok doğru bir isimle doğru bir şarkıyı biz nasıl yaratırız deyip Serhat'larla bir araya geldik. Böyle bir brief verdik onlara. Aslında ürünün vaadi de doyana doymayana, yani ürün bir miktar büyümüştü, boyutundaki, hı hı, büyüklükten gelen bir doyana doymayana vaadi vardı. Briefin özünü de bu oluşturuyordu. Hem gerçek anlamıyla doyana doymayana. O zaten doymayana, bir motto gibi bir şey olmuş. Evet, hem de mecazi anlamıyla bunu nasıl milyonlarla köpürtürüz, paylaştırırız, hı, dedik. Ve sonra da ortaya sonra güzel da bir kampanya çıktı. İşin uzmanına mı gittiniz? Aynen öyle. Evet, Serhat Bey. Vallahi nasıl gidiyor önce dijital dünya? Var mı yenilikler bir var şey? Var ya, bu yenilikler bitmez hiç diyorsun. Bitmez. Bir de dijital dünyanın kendisi büyüyor. Hatta biz dünyanın tamamını ele geçirmesini bekliyoruz yani kendi açımızda. Ama dijital sadece bir mecra değil, bir düşünce şekli. Yani bir kültür, aynen, kültürel kodları olan, aslında kendi özgü kültürel kodları olan bir alan. Biz de tabii özellikle markalı video içerikler, dijital reklamlar konusunda kafa yorduğumuz için ve tabii gençler
etiyle de çalışmaktaydık ve şeyi çok takdir ediyorduk açıkçası, yani etinin bu cesur hareketlerini. Atakları. Şimdi biz de bu işi yapmadan önce çok çok güzel işler yapıldı ve çokça konuşuldu. Ama bize en çok heyecanlandıran kısmı ne oldu? Birincisi bir veriden ortaya çıkan bir yaratıcılıktan bahsediyoruz. Yani insanlar yorum yapıyorlar, bu yorumlar dinleniyor. Bununla ilgili paylaşımlar dinleniyor, sosyal dinleme yapılıyor ve istiyorlar. Ama şimdi istiyorlar ama ortaya çıkartacağınız şey bir reklam filmi mi, bir şarkı mı, bir klip mi? Ne bu? Yani aslında baktığınız çok çok melez bir proje. Bu da şey demek, ateşte oynamak demek. Biraz önce dediniz ya nasıl bir ateşte gittiniz diye, tak diye kucağımıza bıraktılar yani o ateşi. Çünkü bunun çokça örneği yapıldı. Başka markalarda iyi örneklerini yaptılar. Ya bir şarkıya sponsor olursunuz bir marka olarak ve o size uyuyordur. Birazcık hani biraz içselleştirirsiniz falan. Kendiniz bir şarkı yaratmazsınız. Hele ki bir reklam filmindeki bir jingle'ı şarkıya çevirmek. Sonra o çevirdiğiniz şeyin dijital mecranın doğasına uygun olması. Çünkü o kadar keskin ölçümlenen bir dünya ki o. Hı hı. Kaçıncı saniyede insanlar izlemeyi bırakacak? Marka neresinde olacak bunun? Çünkü biliyoruz ki markayı gördüğü an bütün izlenme rakamları düşüyor. Burada elimizi ne kolaylaştırdı? Popcake çok yerleşmiş bir ürün ve marka. Çok seviliyor. Türkiye'nin yarısına yakınının yediğinden falan bahsediyoruz. Evet, korkunç evet. Bir şey. Bir yandan çok büyük bir avantaj, bir yandan fark yaratmanız da zor. Orada biz bu veriye dayalı dünyadan çıkıyor olmayı çok önemsedik. Popcake'in bunu kaldırabilecek bir marka olduğunu düşündük. Çünkü her marka da bunu kaldıramayabilirdi. Doğru. O zaman geriye şey kalıyordu. Bir ajans olarak şarkı yapmaya kalkışmamalısınız. Çünkü günümüzde ya sene oldu 2018. Ajansların artık yaratıcılığı kendi duvarlarından ibaretmiş görmeleri gibi görmelerin zamanı çoktan geçtiğini düşünüyorum. Mesela ben kişisel olarak. Dedik ki o zaman bizim işbirliği yapabileceğimiz birine ihtiyacımız var. Hı. Yani hem bunu istediğimiz kıvama getirebilecek ama birlikte kreatif direktörlüğünü üstlenebileceğimiz neredeyse bir kişilik olmalı. O zaman işte aklımıza APO geldi. Çünkü APO ile biz... Peki nasıl böyle? Hemen direkt APO geldi mi? Geldi vallahi. Vallahi geldi. Çünkü daha evvelden biz Kristal Elma'da da işte APO ile konuşmalar yapmıştık. Biz gençlere özel çok araştırmalar yapıyoruz. Ve rapin, özellikle Türkçe rapin çok yükselişte olduğunu biliyorduk. Yani evet. Bunun bir trend olduğunu. Hı-hı. Ve eskiden rap daha ghetto müziğiydi. Ama bugün hı-hı. Herkes dinliyor. Dolayısıyla müzik türüne karar verdikten sonrası artık kim yapacak kısmı çok kolaydı bizim için. Çünkü APO sadece iyi bir şarkı üreten sanatçı değil, çok iyi söz yazıyor. Yani en iyi kreatif direktörün çıkartamayacağı bir yapıydı çünkü bu reklam filmi olmadığı için. Dinlenebilir nitelikte bir şey yapacaksınız. O zaman biz hemen APO önerdik markaya ve onlar da zaten hemen değil mi? 5 dakikada bitti zaten, yani hemen başlayın dediler. Tabii burada şeyden bahsetmek gerekiyor. Bu tür projeleri yapabilmek için marka ekibinin çok açık zihinli olması lazım. Yani müşteri sizi tarafının kalıpları, o yapısı tabii, da çok önemli. Çok kritik. Aklınıza tabii. Neler geliyor da. Tabii. Siz istediğinizi yani. Götürün. Şimdi aslında ben hep şöyle düşünüyorum. Türkiye'de çalışmadığım çok az şirket kalmıştır. Her birinin kültürü var. Yani siz input olarak içeriye kreatif ajans olarak ne götürürseniz götürün. Onların bir prosesinden geçiyor ve o size bir şekil veriyor ve öyle çıkan şey de o markanın, o şirketin kültürüne uygun bir şey oluyor. Dijital projelerde etiyle çalışmanın avantajı şu oluyor. Çok açıklar yeniliklere. Bir, şey. Bir de bu ekip özellikle gerçekten hani Didem burada diye söylemiyorum ama çok özgür bıraktı. Özgür bırakmasalar şey olurdu. İş hibrit tıkanabilirdi. Tıkanırdı. Ne olduğu belli olmazdı. Yani izlenir mi, izlenmez mi? Zaten zorla mı izletiriz parayla ama? O tip işlerde ya bırakacağım. Tabii. Ya da hiç girmeyeceğim. Aynen yani. Aynen. Bir bakalım, aynen, bir edelim aynen. Falan dedi mi işin bütün ha. O benim markam sihiri... biraz daha gözüksün. Ya hani logoyu bir tık büyütelim bir şey değil mi? Ya mesela şey çok enteresandı. Dedik ki bu şarkı nakaratı zaten şimdi Popcake konuşuyor televizyonda. Burada da konuşacağız falan. Her yerinde Popcake geçen bir şarkıdan bahsediyoruz. Ürün hiç olmayacak falan dedik ya. Yani. Şimdi yani çok çok az değil mi? Çok çok, çok az. Bir de oradaki yaratıcı fikir Didemlerin bize verdiği bu yorum yapan insanlardan o insanların filmde oynamasıydı. Yani, o filmde de var öyle. Varlar. Gerçek insanlar filmde oynuyorlar. Şimdi tabii aslında izleyicilerimiz de hani televizyon
filmi de olmadığı için merak da ediyorlar olabilir. Olabilir. APO'ya geçmeden bir filmi izleyelim. Tabii. Film dönüşünde APO'ya dönelim isterseniz. Olur. Peki sevgili Cüneyt, bir filme gidebiliyor muyuz? Karına, kahvesine, falına, rapine, popuna, türküsüne, rapuna, sıcak bir latte ya da demle çayına, gitarda çalarız yeri yine sızı da. Yanmasın emme, çevir hadi kazı da, azı da, çoğu da erkeği de kızı da, verdiğin o poz bir bak eritiyor buzu da, biz atıyoruz fotoğrafı sanıyorlar ya kuzu. Doymadım doymam aç müziğe, oyalana yaz sana, sert ise çıkarıp da çaya ban, öyle bir tweet sıyrılasın aradan, fırtına kopsa bir toz gider kayadan. Lafa bak, kış gününde kara bak. Kimi yatar evinde, kimi sınava koşarak. Akıllıyız kimine göre, kimine göre avanak. Doymadım aşka, versin bana bir yanak. Doyana da doymayana, doyana da doymayana. Evet, harika vallahi. Eyfiyo. Alışık mısın bu tip şeylere, yoksa böyle bir şey gelince böyle bir farklı bir heyecan oldu mu? Oldu. Bir de benim işte sinema müziği ya da ne bileyim dizi müziği falan yapılıyor ama reklam biraz tabii daha farklı. Dinleyiciden nasıl bir reaksiyon alacağız gibi bir endişem oldu. Ama ürün de çok düzgün, iyi bir ürün olduğu için yaptık. Çok da iyi tepkiler aldık yani. Kötü eleştirilecek hani ya sen bir rapçisin niye böylesin denecek belki bir tane falan ya gelmiştir ya da gelmemiştir. Çok güzel bir çalışma oldu. Serhat'ın dediği gibi bizden istenen şey, yani benden istenen şey şarkıydı aslında. Hani böyle her yerinde işte pop cake söyledim. Söylemiyor muyduk abi onu? İşte her yerinde işte şunu, şusu böyle, muzlusu böyle, bilmem nelisi böyle gibi değil de daha böyle şarkı, daha böyle daha genel, genel herkesi kapsayacak tarzda. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya ama çalıştım. Ama şimdi çok böyle bu gazete röportajı gibi cevap verdin soruya ya. Bu işin kreatifi nereden besleniyorsun? Yani şimdi bizi izleyenler zaten genelde reklamcılar, marka tarafı, bu işe ilgi duyanlar... Yani ben... Yani işin sihirini öğrenmek istiyoruz. Nasıl diyebilirim? Ben iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Mesela. Yani, çünkü bu bizim iletişim fakültesi öğrencileri falan da bazen hep derslerde söylüyoruz. İşte açık olacak bütün, bakmayacaksınız, göreceksiniz falan diyoruz. Yani onun için önemli o senin vereceğin diyorlar. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Yani baktığımda bunun neden böyle olduğunu, niçin böyle olduğunu, neden öbür tarafa doğru yönelmediği gibi bazı sorular kendime soruyorum. Hayatın her döneminde, her gittiğim yerde, oturduğum ortamda. Çok konuşmayı da severim ama dinlemeyi de severim. Belki onların etkisi vardır. Muhakkak. Yani bir de rapçi olduğumuz için biz normal sıradan bir şarkıcının ömründe yazabileceğinin 10 katını yazmış durumdayız. Onun için kalemle, kağıtla ilişkimiz çok iyi diyorsun. Çok daha üst düzeyde. Onun da tabii etkisi var. Bunlar da işte birleşince böyle bir şeyler yapabiliyoruz demek ki. Peki böyle bir şey geldi, hem marka hem ajans, ne yaptınız? Nasıl yani, hemen yürüdü mü iş? Vallahi tabii biz düşünce refleksi olarak önce bir filmi düşünerek başlamıyoruz. Önce bir dünyayı kurguluyoruz. Yani, yani dijital dinamiklere uygun olması için ne gerekiyor? Filmin süresinden tutun, filmin nasıl gireceğine, neresinde yükseleceğine. Bir de şey gibi dertlerimiz var. Diyelim ki 1,5 dakikalık bir iş yaptım, sonuna kadar izletmek istiyorum. Tabii yani onun yani, önemli olan tabii sonuna kadar izletmek istiyorum. O zaman o enerjiyi nasıl koruyacağım? Ama bütün bunları yaparken nasıl doğal kalacağım ve ürünü hiç göstermeden ürünü anlatacağım falan gibi. Çok zor bir denklem de aslında bakarsanız. Orada biz APO ile hep konuşarak gittik. Yani müşteriye göndermeden önce defalarca gitti geldi aramızda ki müşteriyle de aramıza gitti geldi. Ama şunu içtenlikle söyleyeyim. Biz ilk versiyonu götürdüğümüzde hemen hemen %80'i alınmıştı zaten. Sözleri bir kelime hariç onayladık. Bir kelime hariç. O da bir
yarı küfürdü yani o da mecbur kaldığımız için. Hemen onayladılar çünkü AP'ye o kadar iyi yazdı ki. Yani biz böyle sevinçten havalara falan uçtuk. Yani günün sonunda reklam filmi yapıyoruz. Ne kadar bir duygusal yani bağ yaratabiliriz ama. Yani işi kurtarıyor bazen değil ya, mi? Ya yani, aynen öyle. Müthiş bir şey ya. Yani tabii şey var bir de tabii brief verirken şöyle düşün. Popkek'in nasıl bir dünyası var? Neden konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Nereye gidecek bu iş? Hep şey düşünmeye çalıştık. Biz aslında bunu bir tek işlik bir brief gibi düşünmedik. Bu böyle başlasa nereye gider diye düşündüğünüz zaman o zaman işte daha holistik bakabiliyorsunuz. Ki şimdilerde de zaten onu planlıyoruz yani ne yaparız ne ederiz diye. Daha da heyecanlandığımız noktalara gidiyor. Ha, burada altını çizeceğim şey biz APO ile projenin kreatif direktörü gibi birlikte çalıştık ama müşteri olarak da bir ekip olarak da kreatif ekibin içindeydik aslında. Yani hep beraber beyin fırtınası bazı fikirler oradan geldi. Yani o bu çok önemli. O işbirliği şeyini her zaman yaşayamıyoruz biliyorsunuz. Yani size bir sipariş geliyor. Siz o hizmeti götürüyorsunuz. O yayınlanıyor falan. Bu iş ona uygun değildi. Yani öyle olsaydı rakamlar çok acımasız. Yani ne kadar izlendi falan hemen ortaya çıkıyor. Tabii. En son bir araştırma daha yapıyoruz şimdi. Dijital reklamların nöro testleriyle ilgili. O da televizyon reklamlarına karşılaşıyor. Bu iş gene çok üstlerde. Neden? O işte o doğallık seviyesine gelebildiğimiz için. Ama bir yandan bakarsanız aslında çok radikal bir şey yapılmış. Gençler bugün markalara aşık olmuyorlar. Hatta markaları duymak, görmek istemiyorlar. Ama love marklar var ya. Gençler için love marklar yok. Gençler için dönem dönem heyecanlandıkları markalar var. Sadakat yok. Öyle olduğu için her yerinde Popkek yani markanın geçtiği bir şarkının dinlenmesi bayağı bir enteresan bir olaydı. Çünkü neden şimdi La Mark yok dedim ben şimdi bu gençler için yok dedim. Pelin izliyorsa yani çok bozulmuş durumda. şey çünkü eti de en sevilen ya bir ya iki diyebiliyorum evet. La Mark evet. Şeyinde. Peki evet. Bu reklam sonunda sonuç geri dönüşler nasıl? Çünkü son 5 dakikaya da giriyoruz. Ya rakamlardan bahsederim ama aslında Serhat'ın söylediğiyle bağlantılı bir nokta var. Şu yani yorum fark ettirdi mi bu? Çok fark ettirdi ve biz tabii ki bu reklamları dijital ortamda yayınladığımız için şu yorumu aldık birçok kişiden. Reklamı geç butonuna basmadığım tek reklam. Bu bizim için tamam işte. Başarının tam karşılığı oluyor o aslında. O neydi? Ad skip değil mi? Skip ad, evet. onun yanında tabii ki rakamlar çok güzel. Biz ben öyle demiyorum, hoşuma gitmiyor. Reklamı geç değil mi? Yani 11-12 milyon hatta son rakamlarla 13 milyon izlenme aldı ama bunun 1.3 milyonu organik. Yani organik. Hiç biz reklam yatırımı yapmadan kendileri hür iradeleriyle gelip izledik. Rakam. O da bizi tabii ki çok gururlandırıyor. Yani şimdi yüzde olarak baktığınızda 1 milyon izlenen bir işte biz %25 organikleri de gördük ama toplamda 250 bin organiğe ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi bu kadar büyük bir rakam içerisinde 1,5 milyona yakın insanın kendiliğinden izlemesi bizim için de acayip mutluluk vericiydi. Yani evet. Yorumları okuyup birbirimize gönderiyorduk WhatsApp grubundan. Çünkü ben hayatıma gerçekten çok fazla kampanyada bulunma şansı elde ettim. Bu kadar pozitif geri dönüşü hiç görmedim. Yani bakın bugün izleyiciler de bakabilir. YouTube'a girip Popkek APO diye yazsınlar. Yani görsünler klibi altındaki yorumlara baksınlar. İşte 470-500'e yakın yorum var. Tek tek hepsini bir okusunlar. İnanamayacaklar yani. Evet evet ben yani, şöyle bir baktım. Hakikaten hayatımda ilk kez gördüm bunu. Yorumlardan bir tanesi de keşke o ilk reklama yorumu ben yapsaydım da. Ben de oynasaydım. Klipte ben oynasaydım evet. Peki şimdi harika bir kere hepinizin eline yüreğine sağlık. Çok güzel bir iş çıkmış. Bunu dediğim gibi o İstanbul Üniversitesi'nin işletme kulübünde izleyince yani evet. Dedim müthiş bir iş diye. Şimdi tabii bu dönemde de ilk üç reytingleri sallayan bir Çukur bizim Show TV'nin bir dizisi var. Onun da jingle'ı senin değil mi? O da müthiş bir şarkı. Evet. Hatta ondan senden canlı isteyecektik ama ben klipten göstermeyi tercih ediyorum. Tamam. O nasıl oldu bir söyle hemen klibe gidelim istersen. O da yani bir arkadaşımız oradan böyle bir teklifin geldiğini bana söyledi. Ben de diziyi izlemiştim. Ercan Kesal gördüğümde şaşırmıştım hatta dizide nasıl yani dizide oynar mı falan gibi. Sonra izlemiştim birkaç bölümü sonra yaptık şarkıyı gönderdik gene çok beğendiler. İnsanlar çok sevdi. Yani pek öyle revize de görmedi değil mi? Yok.
Görmedim. Ya, peki bir Çukur klibine gidelim. Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır bir pusudan. Sevdik de katlandık, inanlar. Hepimiz öleceğiz de gömün beni Çukur'a. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba, eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılmam. Şaşmadan kusur. Süper vallahi ya. Teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Peki Eti Popkek'in yeni bir projesi var mı 2018 içinde? Buradan 2018 şöyle bir için... tease edelim. Hazırlıklarımız devam ediyor. Yine biz genelde yılın ikinci yarısına doğru ses getiren işler yapıyoruz. Birlikte yine co-creation, yani ortak yaratım mantığıyla neler yapabiliriz de bakacağız. Yani biz biliyoruz tabii neler yapacağımızı söyleyemiyoruz ama yani bunun üstüne çok koyacağız ya. Bayağı değişik işler geliyor. Ya beni çok heyecanlandırıyor mesela onları düşünmek. Söyleyebilsek keşke. İnşallah bir sene sonra. Bir sene sonra bakarız, konuşuruz. Sonraki program. Peki gençlere bir sessiz işiniz olur mu? Onu da kapatalım. Valla APO'nun bu şarkıdaki iki sözünü çok seviyorum. Onlarla kapatalım. Hayat sana sertse çıkarıp da çaya ban diyor. Ben bayılıyorum ona. Harika. Eskiden püsküvüyü çaya... Tabii. Hayat sana sertse çıkarıp o kadar da güzel çaya yazdı ki her bizim biri. Bizim duvarda yazıyor ya ajansta. Çok iyi. Büyük laf. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Biz yüreğinize sağlık. Tekrar teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.